Herkese merhaba, Doktor Berk Karataş. Genital hijyen ve özellikle o penis ve yumurtalık bölgelerimizde kılları nasıl temizleyeceğiz? Bunlarla ilgili birkaç bir şey anlatacağım. Aslında genel olarak böyle konulara pek fazla video çekmiyorum. Çünkü çok fazla bilimsel altyapısı ve dayanağı yok. Ama bildiğimiz özellikle cinsel yolla bulaşan hastalıklardan bildiğimiz bazı yöntemler var. Bilimsel veriler var. Bunları anlatacağım. Şimdi öncelikle konumuz penis, yumurta bölgesi, kasık bölgesi ve hemen üstlerindeki kıllar. Hepimizin bildiği gibi. Şimdi birinci konu yıkanma. Burada işte her gün banyo yapabilirsiniz. Günde 3 defa banyo yapabilirsiniz. Ama yapmamanız gereken şey her seferinde genital bölgenizi bu özellikle kimyasal içeren jellerle, sabunlarla, parfümlü sabunlarla yıkamamak. Hatta şöyle ki mesela yaz aylarında her gün banyo yapabilirsiniz. Ama işte 3-4 günde bir yalandan o bölgeyi şöyle bir üstün körü yıkayabilirsiniz. Onun için lütfen bu kimyasal ajanları genital bölgelerimize sürmeyelim. Çünkü genital bölgemizin cildi hassas ve duyarlı bir bölge. Alerjik reaksiyonlar çok fazla olabiliyor. Tuvalet sonrasındaki temizlik, şimdi burada alt taraftan görünüşü, burası büyük abdesti yaptığımız yer. Bir kere idrar yaptıktan sonra yıkamaya hiç gerek yok çünkü idrar zaten sterildir. Dolayısıyla sadece işte peçetenin ucuyla silmek yeterli. Büyük abdesti yaptıktan sonra temizlik önemli. Burada da iki tane önemli nokta var. Bir tanesi işte hani yıkarken bu bölgeyi, makat bölgemizi, aynı zamanda yıkadıktan sonra da peçeteyle ya da tuvalet kağıdıyla silerken yukarıdan aşağıya doğru silmek. Bu niye böyle? Çünkü temiz alandan kirli alana doğru, kirli alandan temiz alana doğru temizleme hiçbir zaman olmaz. Bunu anne babalar çocuklar için öğretilir aslında. Bunu da biz büyüdüğümüz zaman da yapmamız lazım. Dolayısıyla böyle özel bir temizliği yok. Kasık terlemesi bu özellikle kilolu kişilerde çok fazla oluyor. Gün içerisinde kasık terlemeleri oluyor. Tabi her zaman suyla yıkama ve kurulama olmadığı için gün içerisinde önerim kuru bir şekilde havlu kağıtı olabilir, peçete olabilir. O bölgeyi silmek ama peçeteyi ya da havluyu o bölgede bırakmayın. Çünkü onun da kendine göre sıkıntıları var. Sadece silip oradaki böyle nemi alıp böyle sürtünerek silme değil de bastırıp çekerek işte böyle mendili bastırıp çekmeyle kasık bölgesine ve genital bölgeye o bölgenin nemini almanız yeterli. Aşırı nemli olursa özellikle mantarlar için çok güzel bir üreme alanı olabilir. Onun için bunu yapıyoruz. Cinsel ilişkiden sonra yıkanma prosedürlerinin aynısı oluyor. Cinsel ilişki sonrasında özellikle özel solüsyonlarla yıkanmaya hiç gerek yok. Özellikle penis derisi sağlamsa sadece yıkanma yapılabilir. Şimdi kılların alınma meselesi var. Tabii bununla da ilgili kesin ve net bilimsel çalışma yok. Ama şunu söyleyebilirim. Özellikle penis üstü ve yumurta bölgesi ve şu birleşim yerlerinin jiletle alınmasını öneriyoruz. Bu bölgedekiler zaten tüy şeklindedir. Tam bir yüzümüzdeki sakal gibi sert kıllar değildir. Dolayısıyla çabuk dökülür ve şey yapması da çabuktur. Jiletle ilgili birkaç öneri yapacağım biraz sonra. Diğer bölgeler işte bu bölgenin dışında kalan bu özellikle şu ara bölge, üst taraf bölgesi, tüy dökücü krem, makine, ağdır, lazer epilasyon. Bunda ne hangisini kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Lazer epilasyon kullanılırsa tabii bir daha almaya gerek kalmayabilir ama bu bölge için sadece biz jilet öneriyoruz. Jilet kullanırken şuna dikkat etmek gerekir. Şimdi bu cilt tabakası, bu görüntüsü şu şekilde. Bunlar kıllar, tüyler. Üste bir yağ tabakası var genellikle vücudumuzu saran. Onun altında bir ayrı bir tabaka var. Bakın burada damarlar ve sinirler burada. Eğer siz jilet yaptığınız zaman aynı yeri birkaç kez jiletliyorsanız ve kanamaya neden oluyorsa bu tabakanın tamamını almışsınız demektir. Bu çok önemli. Bunu yapmamak gerekiyor. Genellikle biz hani böyle halk arasında bir deyim vardır. Kaymak gibi yapayım, çok güzel temizleyeyim hevesinde olmayın. Özellikle penis ve yumurta bölgesinde. Şuradan alınması yeterli oluyor. Bakın buradan bir kez alsanız kıllar düşecek zaten. Daha sonra uzayacak tabii ki. Düşecek zaten ve hiçbir zaman kanamaya da ya da o bölgenin hassasiyetine neden olmayacak. Çok fazla alınca aynı zamanda bizim kendimize ait bakterilerimiz var. O bakterileri de almış oluyorsunuz. Vücudumuzu koruyan bakteriler ve hijyenimiz de bozuluyor. Enfeksiyona açık bir hale geliyor. Onun için jileti en fazla bir, bilemediniz iki defa aynı yerden geçirmeye dikkat edin. Kanatmamaya dikkat edin. Kanıyorsa yanlış bir işlem yapıyorsunuz demektir. İşte bu da elektron mikroskopu görüntüsü.
Burada işte birazcık tabii çatlamış bir deri var. Kıl ve kıl köklerinin girdiği yerler. Bunlar da bizim kendi bakterilerimiz. Vücudumuzda kendimize ait bakterilerimiz var ve bunlar diğer bakterilerle hep savaş halinde. Dolayısıyla biz aşırı hijyen yaparsak, yani aşırı miktarda yıkanırsak, aşırı miktarda bu sabun vesaire işini kullanırsak, biz buna aşırı hijyen diyoruz. Kendi bakterilerimizi öldürmüş oluyoruz. O zaman mantarlara ve dış ortamdaki diğer bakterilere karşı derimiz daha hassas hale geliyor. Daha çabuk enfeksiyon kapar hale geliyor. Onun için bunu yapmamamız gerekiyor. Jilet konusunda da özellikle penis ve yumurta bölgesinde defalarca üstünden geçirip kanatmamak gerekiyor. Teşekkür ederim.